Evet, devam ediyoruz arkadaşlar kombinasyon ve permütasyon sorularımıza. Ee, sıradaki sorumuz bakın bir çember var. Üzerinde 1 2 3 4 5 6 nokta var. Bir de doğru var. 1 2 3 4 tane üzerinde nokta var. En fazla kaç tane üçgen çizilebilir denilmiş bu noktalarla arkadaşlar. Şimdi toplamda kaç noktamız var? Ona bakıyoruz. Toplamda 6 burada 4 burada 10 tane noktamız var. 10 nokta. Toplamda. Bunu 10 noktanın arkadaşlar 3'ünü seçersem üçgen oluşturma şansım var. Ama şimdi doğrunun üzerinde 3 nokta seçersem ne olur arkadaşlar? Ee, üçgen oluşmaz. O yüzden doğrunun üzerindekileri çıkartacağım. Kaç tane var doğrunun üzerinde nokta? 4. 4'ün üçlüsünü çıkarttım. Ve onun üçlüsü 120. 4'ün üçlüsü de 4. Toplamda 116 tane üçgen çizebilir dedik. Şimdi başka bir soruya geldik arkadaşlar kesişen iki noktamız var. Bir nokta iki doğrumuz var. Bir noktada kesişiyor arkadaşlar bunlar. Şimdi burada toplamda kaç doğru var? Kaç doğru çizilir diye bir sorumuz var. Ona bakalım hemen arkadaşlar. Şimdi doğru çizeceğiz, doğru mu? Kaç tane nokta var toplamda? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'in ikisini alsam doğru çizebilirim. Yalnız, yalnız. Ben şuradan arkadaşlar bakın şu 4 noktadan ikisini alırsam bunu aldım diyelim veya bu ikisini aldım veya bu ikisini veya bu ikisini. Her zaman aynı doğruyu yapmış hocam. O yüzden ben 4'ün ikilisini buradan ne yapıyorum? Çıkartıyorum arkadaşlar. Geldim aynı mantık bakın. Buradaki ikililerin hepsi aynı doğruyu ifade eder. O yüzden buradan da bak 1, 2, 3, 4, 5. 5'in ikilisini çıkarttım. Yalnız sorumuz bitmedi arkadaşlar. Artı diyorum. Neden artı diyorum? Şimdi ben... Bu doğruyu bakın buna D1 diyelim. Buna D2 diyelim. Bunları çıkarttığımda D1 ve D2'yi de çıkartmış oldum. O yüzden en sonda D1 ve d 2 ekliyorum arkadaşlar. Bu işlemi yaparsak doğru cevabı bulmuş oluruz. Kaç tane üçgen çizilir demişiz. Üçgen çok kolaydı. Ne yapıyorum bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 tane noktam var. 8'in üçlüsü dedim. Yalnız doğrusal olan noktaları çıkartmam gerekiyor. Doğrusal olan noktalarım 4'ün üçlüsü ve ne yapacak? 5'in üçlüsü yapacak arkadaşlar. Bunları çıkarttığımda da doğru cevabı bulmuş oluyorum. Geldim. Kaç tane dörtgen? Bakın burada pratik bir yöntem vereyim arkadaşlar. Pratik yöntemimiz şudur. Ee, kesişim noktasını iptal ediveriyoruz. Doğruların kesişim noktasını iptal ettik. ettik kesişim noktasını iptal. Şimdi dörtgen oluşturmak için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Burayı iptal ettim. Şöyle görelim. Burayı iptal ettim. 3 noktadan ikisini almam lazım. Sonra çarpı daha oluşmadı. 1 2 3 4. 4 noktadan da ikisini almam lazım. Cevabım ne yaptı arkadaşlar? 3'ün ikilisi 3 4'ün ikilisi 6. Cevabım 18 olarak karşımıza çıktı. Geldim başka bir soru arkadaşlar. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanları ile şöyle görelim. Kusura bakmayın. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin elemanları ile A küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere kaç farklı ABC B, C, 3 basamaklı sayısı yazılabilir demiş arkadaşlar. Bakın burada da pratik yöntemimizi vereyim ben size. Ee, küçükten büyüğe sıralanması aslında pek de bizim için bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Yapacağımız şey 6'dan 6 tane burada e, rakamım var. 6'nın üçlüsünü seçerim. Nedir 6'nın üçlüsü? 20 miydi? 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Evet. 20 tane arkadaşlar üçlü sayı seçebiliyormuşum. Bunlar kendi aralarında sıralansın. Bizim için hiç önemli değil. Cevabım 20 arkadaşlar diyorum, geçiyorum. Yandaki şekilde küpün 8 köşesi ile 12 kenarı belirtilmiştir. Bu 8 noktayı ikişerli birleştirerek kaç farklı doğru oluşturulur? Köşelerden farklı olarak diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar nedir? Bakın 8 tane köşem var, değil mi? Ben bu 8 köşeden İkisini seçecekmişim. Mesela ama bu kenarlardan farklı doğrular oluşturacakmışım. Soruyu anladık. Doğru mu? Şimdi mesela şu doğru. Mesela işte ee, en içten şu geçen doğru. Bunlar. Bunlar kaç tane diye soruyor arkadaşlar. Şimdi yapacağım şey yine 8'in 8'in ikilisini aldım. Yalnız 8'in ikilisini aldım. Ama bu 8'in ikilisinde şu iki nokta da var. Yani bunlardan farklı diyor bize. E Bunlardan farklıysa arkadaşlar kaç kenarı var? 12 kenarı belirtilmiş diyor zaten. Ha, belirtmese de 12 kenarı olduğunu görebiliriz. Küpün arkadaşlar 8'in ikisinden 12'yi çıkartıp doğru cevabımızı buluyoruz arkadaşlar. Geçtik. İfadesinin terimlerinden biri. Şimdi binoma geçtik arkadaşlar. Binom sorularına bakacağız beraber. Ee, i̇fadesinin açılımındaki terimlerden biri. M çarpı x üzeri 8 y üzeri 6 ise m artı n yani nedir diyor. Şimdi binom açılımında arkadaşlar kuralımız neydi? a çarpı bakın x'in yani birincinin şöyle x artı y'nin n'inci kuvveti diye kısaca bir hatırlatalım. Buradaki arka şurayı siliyorum. Şuraya yazacağım. x artı y'nin e, x artı y'nin n'inci kuvvetinde herhangi bir terimi a çarpı x'in n eksi r'lisi çarpı y'nin de r'lisi olarak bulabiliyorduk. a dediğimde yerde nedir? n'in r'lisi. Şimdi arkadaşlar biz bu soruya uyarlayacağız bunu. Bakalım birinci terim dikkat ederseniz x kare ikinci terimde de y küp. Şimdi ben bunu herhangi bir terim olarak yazıyorum. Yani n'in r'lisi olarak yazdım. n'in r'lisi çarpı x karenin neyi olacak bakın n'den r'yi çıkartıyorum. Yani n eksi r'lisi çarpı y küp ikinci terimim y küp çünkü y küpün de n'lisi bakın r'lisi r'ninci kuvveti. E burası kaç oluyormuş arkadaşlar? Dikkat edin. 6. Yani 3R eşittir. 6 ise R kaçtır? 2. Doğru mu? Evet. R2. Yani şurada bakın. X'in kuvveti de 8 olduğuna göre 2N eksi 2 r de 8 olacakmış. R'ye 2 verdiğimde 2N eşittir. 12. N de 6 oldu arkadaşlar. Şimdi bunları bulduk. Okey. Ee, M'i bulmamız lazım. M nedir? N'in R'lisi. Yani 6'nın ikilisi. 6'nın ikilisi kaç arkadaşlar? 15 doğru mu? Başka neyi istiyordu bizden? N'i istiyordu. N'i de bulduk zaten. 6. M artı N 21 yaptı arkadaşlar. Geçtim. Yine binom. İfadesinde x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında ifade ortadaki terim nedir diyor. Ortadaki terimi bulmak için arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın 6 değil mi burası çift olması lazım zaten. 6'nın yarısı yani 6'nın üçlüsü. Birinci terim, birinci terim x. Bunun da üçlüsü. 6'dan 3 üç çıkartıyorum üçlüsü. İkinci terim dikkat edin. Eksi küp kök 2'nin yine bakın reelisi diyorum 3. Bunu bulacağız arkadaşlar. 6'nın üçlüsü 20. x küp. Şimdi eksinin tek kuvveti olduğu için sonuç eksi çıkacak. O eksiyi buraya yazdım. Eksi 20 olsun. Çarpı 2 Üçüncü kuvvet bakın küp kökler götürdü. 2 de buradan ne yaptı? Eksi 40 x küp cevabına ulaştık arkadaşlar. İfadesinde sabit terim karşıtı demiş. Sabit terimi bulmak için sabit terim bulmak için arkadaşlar ne yapıyorduk? Sıfır yazıyorduk değil mi? Yalnız burada sıfır yazamıyorsunuz. Çünkü paydaya sıfır yazarsanız ifade tanımsız. E hocam sabit terim yok mu? Hayır var. Sabit terim illa sıfır yazılarak bulunmuyor arkadaşlar. Sabit terim dediğimiz değer x'siz terim siz bu terimi x'siz yapabilirsiniz. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Buradaki herhangi bir terimi şimdi yazıyorum size. 6'nın r'lisi değil mi? Çarpı x'in 6 eksi r'lisi çarpı şunu 3 bölü x kare yerine 3 çarpı x üzeri eksi 2 yazsam bana kızmazsınız sanırım. Tamam. 3 çarpı x üzeri eksi 2 çarpı e, üstüne de ne yazacağım? R yazacağım. Doğru mu? arkadaşlar. Evet yazdım R. Ben ne olmasını istiyorum? X olmamasını istiyorum değil mi? Bakın buradan X'in kuvveti 6 eksi R'ye geldi. Buradan X'in kuvveti ise hiç şu sabit sayılara şu an bakmıyorum. Eksi 2 R'ye geldi. Ne yaptı burası? 6 eksi R eksi 2 R. 6 eksi 3 R. Ben bunun olmamasını istiyorum. Yani X'in kuvvetinin 0 olmasını istiyorum ki X'li terim olmasın. R ne geldi? 2 geldi arkadaşlar. O zaman şimdi şimdi 6'nın ikilisi diyoruz. Şuraya yazalım. 6'nın ikilisi diyoruz. X'lere artık bakmanıza gerek yok çünkü zaten mantık x'leri yok etmekti. X'leri yok ettim arkadaşlar. 3'ün kuvveti var bakın. r'ye 2 verdiğinizde 3'ün ikinci kuvveti 9 gelecek buradan. 6'nın ikilisi çarpı 9 yapacak. O da 15 çarpı 9'dur arkadaşlar. O da 135 değerini verir bize. Geçiyorum arkadaşlar. Benim sorularım burada bitti. Başka bir soru size ee, bilmece gibi bir soru hazırladım. Bir okuduğum bir kitaptan aldım arkadaşlar. Evet, bunun da cevabını bulan bana ulaşabilir. Bir kral iki oğlundan hangisine krallığı bırakacağını belirlemek için bir görev vermeye karar veriyor. Çocuklarına kimin atı tepedeki kiliseye en son ulaşırsa o kral olacak diyor. Küçük çocuk oğlu, küçük oğlu. Ata atladığı gibi dört nola kiliseye gidiyor. Kral da sözünü tutup krallığı ona bırakıyor. Neden? Demiş. İyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.